Bir mobil uygulamanın her adımını 360 derece sahiplenen product management deneyimi bu bölümün konusu. Her biri startup gibi çalışan 6 stüdyo, 30 kişilik girişimci ekip, 20'ye yakın uygulamayla ulaşılan 20 milyondan fazla aktif kullanıcı ve hatta 120 milyonu aşan kullanıcı tabanı. Early Impact Product Academy hakkında konuşacak en doğru kişi Codeway Lead Product Manager Adem Bundan sadece birkaç yıl önce çok benzer bir hikayeyle başladığı kod ve yolculuğunda hiç deneyimi olmayan bir alanda bugün lead product manager pozisyonda yani kod ve ürünlerinden sorumlu birinci kişi. Dünya çapında başarısını bir numaraya yerleşerek kanıtlayan ürünlerin ardındaki yolculuğu Adem'den dinliyoruz. Az önce öğrendiğime göre sen Boğaziçi Üniversitesi uluslararası ticaret okuduktan sonra bu işle uğraşıyorsun. Ve şu an Coldway'de Lead Product Manager pozisyonda uluslararası ticaretle uğraşan bir insanın bulunması ne kadar ilginç bir durumdur. Artık alışıldı. Codeway'de biraz 27-28. ayımı doldurduğum için... Hala ay üzerinden mi sayıyoruz? Çocukların yaşları <laughs> öyle sayılır genelde. Codeway'de zaman hızlı ilerlediği için... Ay üzerinden bakmak ay daha üzerinden doğru. üzerinden bakmak daha doğru oluyor. Aslında uluslararası ticarette kesişen noktalar olduğu gibi kesmen noktalar da çok fazla. Yani zaten Product'ın genel bir okulu vesaire yok. Bu okulun açılması için buradayız zaten şu an. Kesinlikle, evet. Dolayısıyla... Lisans eğitiminde öğrendiğimiz şeylerin tabii ki artısı, eksisi e, oluyor iş hayatımıza. Hani ben de genel eğitimimi hani hem Boğaziçi'nde tamamlamış olmam hem de bir işletme, uluslararası ticaret gibi bir alanda tamamlamış olmamın e, birçok artısı var. Babam falan şey düşünürdü, uluslararası ticaret oku okuduğumda hani böyle gemilerle falan bir iş yapacağımı <laughs> düşünürdü. Ben ise rakamlarla bir iş yapıyorum, rakamlarla, kodlarla alakalı bir iş yapıyorum ama yine uluslararası kısmı... ihraç ettiğimiz ürünler gemilerle gitmiyor. Fiziksel bir ürün ihraç ama hani çok e, hacimli bir servis ihracatımız var diyebiliriz. Gemileri daha fazla doldurduğumuz söylenebilir. Kesinlikle. Peki sen buraya ilk girdiğin zaman çok deneyimsizdin hatırlıyorum. Çünkü o zaman da Early Impact kayıtları sırasında yine karşı karşıya gelmiştik. Ve evet. sen ne kadar taze olduğunla ilgili konuşurken kendini e, ifade etme düzeyinde şu an arasında çok fark var. Yani Lead Product Manager olabilmek için arada geçen bu iki yıl gibi kısacık bir sürede neler yaşandı? Çok teşekkürler abi bu farkı belirttiğin için. Aslında iki yılda çok şey yaşandı. kan ter gözleşi diyelim. Kullanıcı sayılarımız hani binlerle veya on binlerle ifade ettiğimiz dönemdeydik. Hı hı. Şu ansa hani yüz milyonlarla ifade ediyoruz. Tüm bu hacmin artışı yolculuğunda ekip de büyüdü, hacimler de büyüdü, işler de büyüdü. O zaman iki tane ürünümüz varken şu an on beş ürünümüz, yeni gelecek ürünlerle birlikte yirmi ürünümüz var. Ee, ...bu süreçte aslında hem yeni çıkmış ürünleri nasıl scale ederiz... ...burada bence çok iyi birlikte öğrendik... ...diğer ürünleri, yeni ürün fikirlerini nasıl buluruz... ...katma değerli bir know-how ürettik diye düşünüyorum... ...hem aslında hem yatayda hem dikeyde büyümeyi... ...kendi domainimizde, kendi alanımızda, kendi sektörümüzde... ...iyi anladık ve uyguladık diye düşünüyorum. Sizde product manager dediğiniz kişi... ...bir projenin başında ve her şeyle ilgilenmek zorunda... Evet. Senin bu kanter, gözyaşı olarak tanımladığın süreçten geçmesi gerekecek sanırım buraya gelen herkesin. Doğru mu? Doğru, kesinlikle. Ben de bu süreçten geçtim. Neyle geçtim? Hani product specialist olarak başladım. Product manager olarak devam ettim. Şu an lead product manager olarak. Specialist, manager, lead. Evet, hepsi yaklaşık 7 ayda falan oldu. Burada her şey çok hızlı sanırım. <laughs> Burada her şey çok hızlı. işler de çok hızlı. İlk 6 ay kanter ve gözyaşı olarak nitelendirdin. Buraya gelen ve Product Academy'ye giren herkes için çok ciddi bir öğrenim sürecinden söz ediyorsunuz. Bu başlangıçtaki öğrenim aşamasını bir anlatır mısın bana? Yeni başlayan bir product kişisinden temel olarak beklediğimiz e, data structure'ımızı en iyi şekilde öğrenmek. Bu data structure'ından kastım nedir? Biz çok farklı kanallardan çok farklı kullanıcılar ediniyoruz işte. Bazı kullanıcılarımız organik olarak geliyor, bazıları Facebook'tan bazıları farklı reklam platformlarından edindiğimiz kullanıcıların davranışlarını en iyi şekilde ölçümleyebilmek için doğru data altyapısını kurmamız gerekiyor ve burada çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Daha sonrasında da içeriye doğru bir şekilde aktardığımız datayı doğru bir şekilde analiz edip görselleştirip daha sonrasında bunun üzerine strateji inşa ediyoruz. En büyük beklentilerimizden biri bu data structure'ını en iyi şekilde kişinin 360 derece öğrenebilmesi. Bununla birlikte... Rakamların içine atıyorsunuz insanları. Kesinlikle. Ve yüzmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Onun dışında bizim her product kişimiz o ürünün CEO'su gibi. Ürün hangi domaindeyse mesela clean upsa, cleaner pazarında, işte couples'a ilişki yönetimi, wonders'a text to image konusunda e, domain knowledge'a sahip olmasını bekliyoruz ve bu domain knowledge'a gelirken sahip olmasını beklemiyoruz. Buraya geldiğinde aslında öğrenmeye açık olması, öğrenmeye lazım. açık olması, araştırmacı ruha sahip olmasını bekliyoruz. O domain'i 360 derece öğrenmesini bekliyoruz. Çok farklı stakeholder'larla çalışıyor. işte marketing ekibiyle iç içe, Design ekibiyle iç içe, QA ekibiyle iç içe oradaki süreçleri en iyi şekilde yönetebilmesi, en verimli şekilde ve en doğru şekilde yönetebilmesini bekliyoruz aslında. Sizin burada product kişisi dediğiniz o projenin üzerindeki CEO her şeye bağlanıp birdenbire dünya çapında büyük bir marketing koluna sahip olabiliyor. Çok ciddi bir AI altyapısına erişim sağlayabiliyor. Cerebro gibi merkezi bir sisteminiz var. Bunların hepsine ulaştıktan sonra zaten dünyanın en güçlü yapılarından birini yönetecek hale geliyor. Ama sizin istediğiniz Özellikle domaine ait yani içinde bulunduğu alana ait bilgiye daha hızlı ulaşması ve veriyi hızlı işleyebilmesi. Siz burada bunu bekliyorsunuz doğru mu anladım? Yani net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Diyelim ki text to image konusunda bir e, app yapacağız. Prompt mu önemli? Akademik makaleleri düzenli olarak takip etmek mi önemli? Image processing mi önemli? Bu tip süreçlere benden veya direkt diğer product kişilerinden kesinlikle daha hakim olmasını bekliyoruz. Yani ben Abi product işlerinden birlikte çalışayım şunu bekliyorum. Hangi domaindeyse, hangi app'in başındaysa o app'in tüm metriklerini, tüm domainini, tüm pazarını. Girdiğimiz pazarlara da rakiplerimiz oluyor. Hali hazırdaki pazarlara da giriyoruz. Blue Ocean'lara da giriyoruz diyeyim. Hiç rekabetin olmadığı veya sektörün yeni oluştu, pazarın yeni oluştu. O pazardaki kompetitörleri de aynı şekilde çok büyük hakimiyet bekliyoruz. Yeni fikri nasıl buluyorsunuz? Çok önemli bir şey. Çünkü dünyada en çok merak edilen şeylerden biri. En çok download edilen, örneğin Ask.ai. Bu fikir nasıl geldi? Çünkü Ask.ai'nin diğerlerinden farklı olduğu şeyler var. Herkes bir chatbot yaratabiliyor ya da chat GPT'nin kullandığın zaman bir şey yapabiliyorsun sonuçta. Sizinkini farklı kılan, sizi farklı kılan fikirleri nasıl buluyorsunuz? Ticari sır vermeden. Tabii, tabii. Ee... Aslında şimdi çok güzel ifade ettin. Şey hani sizi farklı kılan ne? Biz, bizim farklı olduğumuzu nereden biliyoruz? Aslında tap chartlardan görüyoruz. Hani başarı metriklerimizden, aldığımız downloaddan, elde ettiğimiz gelirden. Kesin çocuğu kendine güzel durdu. Bizim, de, <laughs> bizim hepler çok güzel değil. Burada ciddi evet, bir fark var. Kesinlikle onu bence ifade etmek önemli. Hani sen hakim olduğun için zaten default geliyor. 2023'teki bizim mottomuz checkmate. İçeride o kadar iyi teknolojiler, inşa edelim ki bu girdi hani oluşturacağımız blue ocean'lar bizimle o domain üzerinde rekabet edemesinler. En büyük aslında motivasyonlarımızdan biri bu. Alanı yarat. Rekabetin mümkün olacağı bütün alanları kapattığın için rekabet mümkün olmasın. Bu da çekmeyi oluyor. Ya bu bayağı büyük bir iddia bu arada. Çok büyük bir iddia ve buna bunu 2023 yılında yapacağımızdan çok eminiz yani. İyi bir aşama kat ettik diyebilirim. ...birkaç yapı özelinde. Building Coldway The Documentary'den bugüne geldiğimizde... ...o günden bugüne söylenen her şey gerçekleşti. Hatta ötesine geçildi. Şu an diyorsun ki biz... 2023 yılı itibariyle kendimize öyle bir hedef koyduk ki bu hedefte biz dünyada checkmate yapacağız. Evet. Hangi bu, alanda? Image olabilir, video olabilir, tekst olabilir. Girdiğimiz her alanda. Aynen. Ticari sırrı vermiyoruz. Tamam. Özür <laughs> dilerim. Çok her, derin sordum. Girdiğimiz her alanda ama hani AI olan, generative AI olan özellikle alanlarda e, bunu hedefliyoruz. Bu birinci kısmı aslında hani e, hiç olmayan bir teknolojiyi, inşa edip veya halihazırda olan teknolojilerden hiç olmayan bir app inşa etmek en büyük hedeflerimizden tüm yeni çıkan hali halihazırda olan teknolojileri en yakından takip ederek ve kurduğumuz güçlü şu an yaklaşık 15 kişiye ulaştı AI ekibiyle AI know howını da tüm ekiplere hani hem product ekipleri olarak düşünebilirsiniz hem marketing ekibi olarak düşünebilirsiniz o know howı yayarak aslında bu ürün kültürünü oluşt tutuyoruz ve bu bizi farklı kılıyor ve kılacaktır diye umuyoruz. Bununla birlikte potansiyeline ulaşamadığını düşündüğümüz bazı pazarlara giriyoruz. E, bu pazarlarda nasıl farklılaşıyoruz? Aslında iyi bir deneyimle farklılaşıyoruz. LTV yaklaşımımız var. Hani bizim product'taki en büyük önerimiz... LTV nedir? LTV lifetime value'dur. Lifetime value'yu da iki şekilde tanımlıyoruz. Birincisi aslında kullanıcıya bizim app'lerimizde geçirdiği veya hayatı boyunca geçirdiği en iyi deneyimi sunabilmek maksimum potansiyelde. Plus sunduğumuz deneyiminde en iyi şekilde, maksimum şekilde karşılığını almak olarak tanımlıyoruz LTV'yi. Yarattığımız değer karşılığında aldığımız değerle maksimum düzeyde olsun ve bu lifetime yani application var olduğu sürece, o kullanıcı var olduğu sürece devam etsin. Kesinlikle. Sizin lifetime value yaklaşımınızı edinebilmek için Product Academy'ye gelenler, başvuranlar sizden ne görecekler? Nasıl yönlendireceksiniz bu insanları? Çok yüksek standartlarda ürün kalitesi görecekler marketing kalitesi görecekler, data kalitesi görecekler. Hani ürün tarafını birazcık detaylandırayım. Mesela bizim tüm app'lerimizi incelediğinizde bir kalite standartı doğardır. Neyde kalite standartı doğardır? App'in UX'inde, UI'inde yani deneyiminde, arayüzlerinde hani fontlardan tutun kullanılan renkler. Bir imzanız var. Bir imzamız kesinlikle var. Onun dışında hepsi sunduğu teknolojide iddialı. Kullanıcılarımız çoğunu farklı marketing kanallarından, ad networklerden ediniyoruz. Reklam demek, bir marketing demek, marketing aktivitesi demek, kullanıcıya bir söz vermek demek. Aslında üründe de o verdiğimiz sözü en iyi şekilde tutmaya çalışıyoruz ve o sözü de tutmamızı sağlayan en büyük şey aslında deneyim ve teknolojinin en iyi şekilde çalışıyor olması. Cerebro yapısında yeni ürün çıkarmayı hızlandıran bir yapı da var. Bunu İhsan'la daha detaylı konuşacağız evet. ama. Senin işine ne yarıyor ya da product kişilerini ilgilendiren tarafı ne bunun? Çıkarmak istediğimiz app'leri daha önceden deneme şansı sunan bazı yapılar var Cerebro'da. Bununla birlikte tüm app'lerde ortak kullanılan mesela bizim tüm app'lerimize iki tip monetization vardır. In-app purchase structure olur işte, ad structure olur. Bizde tüm app'lerimizde hazır ve aslında yeni bir app çıkacağımız zaman hazır al kullan şeklinde hem yani app'i çıkarmadan önceki süreçte hem sonraki süreçte işimizi çok kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Burada biz 100 milyondan fazla kullanıcıdan söz ediyoruz. Evet. 2023 Nisan itibariyle dünyada en çok download edilen... ...applicationları üreten publisher firmadan söz ediyoruz. Yani önümü iliklemem gereken bir yerdeyiz neredeyse. Burada sizin sunduğunuz ve beklediğiniz... ...yani product kişisi buraya geldiği zaman... Siz buna bu kadar büyük bir altyapıyı sunduğunuzda önce diyorsun ki 6 ay boyunca bir kanter gözyaşı süreci var. Evet. Her şeyi datayı okumayı öğrenecek. Sonra ondan ne bekliyorsunuz? Ne yapacak? Yani CEO'nun görevi ne burada? Bir product kişisi için söylüyorum. Bir domaini, bir app'i veya birkaç tane app'i e sahiplenip app'lerin journey'sini sürekli olarak devam ettirmesi. Buna ownership diyoruz Ama Ama sizdeki ownership biraz farklı. Burada simbiyotik bir altyapı var neredeyse. Yani product o kişiyle tamamen neredeyse bağlanıyor. Ve siz onun hayatı oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani hayatı oluyoruz deyince biraz göz korkutacağız ama. <laughs> Bunu da yapabilecek hani potansiyelde arkadaşları aslında almaya çalışıyoruz. Bu 6 ay sonunda 360 derece ownership. Araştırmacı ruh bizim için çok kıymetli. Domain knowledge açısından learning curve asla düşmeyecek. Düşmemesini sağlıyoruz. Hani data tarafın hakkında knowledge net bekliyoruz. Yani bizim mesela sürecimizde bir case var. O case'de hani belli bir miktar data knowledge'ı ölçüyoruz zaten. Onları direkt hani ve ona olacağı sahip olmaları eliyoruz. Çünkü hani geldiklerinde de anlıyorlar zaten ona sahip olmalılar ki o 6 ayı en iyi şekilde devam ettirebilirsinler. Hani 6 ayla da bitmiyor zaten 6 ay sonrasında da. Araba kullanmayı bilmek de yarış arabası ya da yarışa çıkmak arasındaki fark gibi sanırım. Codeway'de yaptığımız işi birazcık roket kullanmaya benzetiyorum. It is rocket science. <laughs> <laughs> hani araba kullanmayı işte sağınızdaki solunuzdaki kişilerden işte annenizden babanızdan ailenizden arkadaşınızdan veya işte sürücü kursundaki bir hocadan edinebilirsiniz. Bir de özellikle aynı arabayı kullandıysanız bir yerden sonra bütünleşirsiniz. Ya sağ mı sinyal vereceğim, sol mı sinyal vereceğim, dikiz aynasından bakacağım vesaire. Aslında birazcık geleneksel işleri ben araba kullanmaya benzetiyorum. Burada da hani araba kullandıktan sonra bir yerden sonra düşünmeden onu kullanabiliyorsunuz. Ee, geleneksel işlerde de hani ilk başta böyle full fokus olmanız gerekiyor. Yine öğrendiğiniz bir sürü şey oluyor. Yok işte kaput şuradan açılıyormuş. Yok bu arabanın işte sinyalleri şöyleymiş. Yok farlar otomatik açılıyormuş, açılmıyormuş. Yok gösterge şöyleymiş. Ama bir yerden sonra... Hani bütünleş, hem arabayla bütünleştiğiniz için hem de araba kullanmayla bütünleştiğiniz için çok kolay bir şekilde <laughs> ilerleyebiliyorsunuz. Geleneksel işlerde de aslında ilk başta işte gerekli Excel formüllerini, işte SQL sorgularını veya işte o gerekli domain ne olacağı aldıktan sonra hani çok da düşünmeden e, o işi ilerletebiliyorsunuz ve katma değerli bir çıktı üretebiliyorsunuz. Yani learning curve ...bir anda düşüyor. Startupları da birazcık hani uçak kullanmaya benzetiyorum. Uçak kullan... Uçakta da daha hızlı giden ve... ...belirli eğitimler almanız gereken işte... Otomatik pilot var ama onlar... Passenger Airlines tarafından. Aynen da. yani pilotluk eğitimini mutlaka almalısınız. Yani uçak kullanamam normal sıradan bir insan. Belki yüzlerle bile ifade edemeyeceğim sayıda hani roket kullanabilecek kişi var. Hani astronot diyelim. <laughs> e, kişi var ve hani çok ciddi eğitimlerde hem fiziksel hem zihinsel eğitimlerden ve e, sınavlardan geçiyorlar. Elon Musk örneği verebiliriz. E, adam roket yapıyor ama hani o konuda inanılmaz bir domain bilgisi var işte veya edindi zamanla o roketleri kullanmadan yani Caldwell'de bir roket bizim heplerimizde bir roket burada hani e, roket emanet edeceğimiz insanları o roket e, eğitiminden geçiriyoruz roketler hatta hani Project Academy dedik astronot eğitimine döndük ama hadi bakalım <laughs> evet biraz işte yükseldi. Burada sizin en büyük güçlerinizden bir tanesi içerideki, az önce adı geçen 15 kişilik AI ekibi. Oranın bize faydası ne? Tüm teknolojik gelişmeleri, özellikle Generative AI'daki tüm teknolojik gelişmeleri, paper'ları vesaire gerçek mi, değil mi, işte cherry pick diyoruz. Yani iyiler seçilip, o paper'a mı konulmuş, iyi sonuçlar seçilip, Gitabı varsa hani Kodunu alıp işte çalıştırıp deneyemiyorum. E-Ekibi aslında bu süreçlerimizi inanılmaz şekilde hızlandırıyor ve bizi en iyi şekilde yönlendiriyor. Bununla ek olarak yeni teknolojide aslında biz nasıl inşa ederiz, atıyorum bir sonraki AI dalgasını biz nasıl buluruz, inşa ederiz, buna kafa yoruyorlar ve bizi bu vizyonla donatıyorlar. Bu bence bu iki konu çok kritik yani en büyük Katma değeri, AI ekibinin bize bu iki, iki konu diye düşünüyorum. AI ekibinin sağladığı kolaylık, marketing ekibinin sağladığı büyük güç, içerideki diğer bütün unsurların oluşturduğu bir takım oyunu var ve bu takım oyununun içinde takım oyuncusu olarak gelip o product özelinde CEO olması beklenen bir product kişisi var. Karar alırken içgüdüler mi, data mı, ki Codeway'in en büyük gücü datadan gelir her zaman. Her zaman bunu söyler. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Burada iddialı gireceğim. %100 data ile karar veriyoruz. Yani böyle %10 başka şeyler %90 data falan değil. %100 data ile karar veriyoruz. Çok yakın zamandan bir örnek vereyim. Bir app'imizde hani komple bir branding değişimine gittik. Hani app'in monetization'ını değiştirdik. Ana sayfasını değiştirdik. Onboarding'ini değiştirdik. E, app'in içerisindeki söylemlerimizi yani bazı terimlerimizi değiştirdik. Ve bu yaklaşık 3-3,5 hafta sürdü. Bir A-B test yaptık ve çalışmadı. Product Academy'ye başvuracak olanlardan beklentimiz öğrenmeye açık olmaları, her zaman yenilikleri takip etmeleri ve ciddi anlamda sahip çıkmalarını, sahip olmalarını ve yönettikleri ekiplerle iyi iletişim kurmalarını bekliyoruz. İletişimle oldukları ekiplerin kendi domainlerini de belli bir miktar bilmelerini istiyoruz. Ben mesela özellikle şunu söylerim. Bir prodüksiyonun en az bir Junior seviyesinde marketing bilmesi lazım. En az bir Junior seviyesinde design Ne bileyim biz Figma kullanıyoruz mesela dizaynlarımızı yapmak için. Figma'da bir şeyler karıştırabiliyor olması lazım. Veya QA süreçlerini en az bir Junior QA kadar biliyor olması lazım. Hatta böyle beklentimiz var yani. Lazım diyorum. Yani net bir şekilde böyle bir beklentimiz var. E-okur yazarlığı olması lazım bir Junior seviyesinde. Yani bir Junior seviyesinden kalsın belki bir lisansta hani eğer herhangi bir AI üzerine paper yazan veya bitirme tezi yazan bir mühendis arkadaş kadar AI okur yazarlığı bekliyoruz. Ciddi bir şey daha çok Ağzına sağlık. çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Ben en azından pek çok yeni şey öğrendim. Yeniden konuşacağız. Çok teşekkürler. Codeway'in geliştirdiği ürünlerin büyük başarısının arkasında bu ürünleri sahiplenen olağanüstü takımların kendilerini ürünlerine resmen adamaları yatıyor. Dünyanın kendi kategorisinde en çok indirilen uygulamalarına sahip olabilmek sadece bu ürünlerin kelimenin tam anlamıyla gerçekten çok iyi olmasıyla mümkün. Bu kadar büyük ürünlerin sorumluluğu ve gerektirdikleri de aynı derecede büyük ve detaylı. Codeway Early Impact AI Marketing Product ve Codre Academy için başvurular açıldı. Hazırsan başlayalım. <laughs>